CHP Hatay Milletvekili adayları Kırmızıoğlu, Şahin ve Kartal Arsuz'da gençlerle kucaklaştı. Buluşmanın sonunda hedef belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hedef 301 İnce Cumhurbaşkanı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir grup genç, CHP'nin Hatay milletvekili adayları için bir toplantı düzenledi. Akçalı Mahallesi Alyans Düğün Salonu'nda yapılan organizasyona CHP Hatay milletvekili adayları Avukat Suzan Şahin, Doktor Riyad Kırmızıoğlu ve Eczacı Dilan Bedir Kartal katıldı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, CHP Arsuz İlçe Başkanı Faik Çekin, Kadın Kolları Başkanı Sibel Uslu ve Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Devrim'in de misafir olarak katıldığı organizasyonda CHP Hatay Milletvekili adayları Kırmızıoğlu, Şahin ve Kartal gençlerle kucaklaştı. Akçalı, Gökmeydan, Beyköy gibi birçok mahallenin gençlerinin organize ettiği CHP Hatay milletvekili adaylarıyla buluşma toplantısında milletvekili adaylarına başarılar dileyen Eşref Karayün, organizasyona katılım gösteren gençler başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Buluşmada ilk konuşmayı eczacı Dilan Bedir Kartal yaptı. Atmamız gerektiğine olan inancımız eminim hepimiz için aynı kanıdadır. Biliyorsunuz ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak. Cumhurbaşkanı da sanırım bu durumdan şikayetçi bir manifesto yayınladı. Şahsım adına manifestosunu çok beğendim. Ona katılıyorum. Ülkemiz yalnız şöyle bir nokta var, kendisi 16 yıldır bunları yapamadı ve yapacağını daha teminatını bile veremiyor. Ecek acak kelimeleriyle bir tablo çiziyor ama buna inandıramıyor. Bakın o manifestoda gerçekten içimi yakan bir nokta var. Cenevlerinin tanınması. Sen cenevlerini tanısan ne olur? Sen önce bu ülkede yaşayan milyonlarca Alevi'yi tanıyabiliyor musun? Bunun hesabını ver. Sen bizi Sivas'tan tanıyorsun. Sen bizi Maraş'tan tanıyorsun. Yetmedi. Gezi'de Ali İsmail'le tanıyorsun. Abdullah Cömert'le tanıyorsun. Berkin'le tanıyorsun. Yaptığı kısa ve etkili konuşmayla büyük alkış alan avukat Suzan Şahin de şu sözlere yer verdi. Bu Arsuz'a gelince ben, Arsuz'ları görünce denizin mavisini, Mustafa Kemal'in mavi gözlerini görmüş gibi oldum. Deniz kokulu, Mustafa Kemal Arsuz, hoş geldin. Onun için yola çıktım. Bizim derdimiz, Riyad kardeşim şimdi bütün sorunları anlatacak, hepiniz sosyal medyadan, gazetelerden, siz aydın insanlarsınız. Ne halde olduğumuzu biliyorsunuz. Sözü uzatmak istemiyorum. Ama artık söz milletin. Yeter artık diyoruz. Tamam. Devam.
Mikrofonu avukat Suzan Şahin'den alan Doktor Riyad Kırmızıoğlu, her zamanki gibi formunda ve heyecanı, samimiyeti, dürüstlüğüyle herkesi sürükleyen konuşmasına başladı. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Hani Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce çıkarıyor diye değil, sizlerin bu sıcaklığından dolayı müsaadenizle ceketimi bir çıkarayım. Onun gibi yapacak olsam kolları da çemrelerdim ama onun da vakti var. Şimdi gerçekten sevgili Eşref kardeşime teşekkür ediyorum. Beni takdim ederken dedi ki, kardeşiniz, evladınız, arkadaşınız Riyad Kırmızıoğlu. Gerçekten ben öyle hissettiğim için bu sokaklarda dolaşırken her biriniz gibi saf, temiz ve içten dolaşmaya gayret ettim. Bunu ömür boyunca sürdüreceğim. Bir kere bunu bir kenara yazalım. Milletvekili olsam da, olmasam da. Ama şimdi ben size iki tane belge göstereceğim. Bunlar bana ait değil. Her ne kadar beyaz bir kağıda yazmışsa da tek tek dolaştırıp görebilirsiniz. Sizlere selam söyledi bir kardeşimiz. Bu bir ilçe başkanı. Kardeş ilçe başkanımız. Hemen yandaki ilçe. Hangi ilçe? Samandağ ilçe başkanı. Samandağ'daki kardeşlerim sizlere selam söylediler. Bakın ne yazıyor burada biliyor musunuz? 23 Mayıs 2018 çarşamba günü toplantıdayız. Yan yana oturuyoruz. Dedi ki, 5 gider 6'yı zorlarız. Var mı başka bir şey diyen? Biz bunun hesabında mıyız diye düşünmedik ama bir de uzak ilçelerden biri bugün sabah telefon açtı. Yöneticisi Reyhanlı'nın, hani yok şudur budur böyledir şöyledir diyor ya bazıları, gerek yok gerek. Gökhan kardeşim size selamlarını gönderdi sabah. Dedi ki, madem ki bugün arsuzdasınız, Reyhanlı ilçe yönetiminden size selam gönderdi. Reyhanlı ilçemiz açık, sahada ve 301. milletvekili için çalışıyor. 5. milletvekili için değil. Yeter mi? Daha sayayım mı? Daha söyleyeyim mi? Yoksa yeter deyip bu lafzı kapatalım, bu bahsi kapatalım değil mi? Yeter. Gerçekten yeter. Artık tamam. Neymiş? Artık tamam. O zaman. Gerçek konumuza dönelim. Sanalla uğraş hayatım. Arkadaşlar bu memleketin 5 tane temel sorunu var değil mi? Bunların en önemlilerini sırayla değil, hepsi aynı önemli olduğu için bir tanesini sona saklayarak sayacağım. Ekonomi arkadaşlar, herhangi bir şey söylemeye gerek var mı? Ekonomi gümbür gümbür düşüyor. Yani Toroslardasınız, iniyorsunuz Ankara'ya doğru. Kamyonun freni patlamış, freni tutmuyor. Tek bir şansınız var, o da yol üstünde bulunan iki tane kaçış rampası. Bu iki kaçış rampasından eğer kamyonunuzu, yani ülkenizi, yani Anadolu'muzu, yani insanımızı kurtarmak istiyorsanız bu iki kaçış rampasını kullanmak zorundasınız. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak zorundasınız. İkinci kaçış rampasına Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı yapmalısınız. Tamam mı? Çünkü ekonomi tıkırında değil. Ekonomi bitti. Dolar 5'i görüyor, aşağı iniyor. Niye görüp aşağı iniyor? Size
bir sır söyleyeyim mi? AKP milletvekilleri paralarını yurt dışına kaçırıyor. Niye? Niye? Ne oldu? Batıyoruz, batıyoruz, batıyoruz diyoruz ya biz. Onlar diyor ki battık, battık, hadi eyvallah. Bunda başka söyleyecek bir şey var mı? Ben daha size fazla benzin falan değil mi? Demeyin. Ekonomiyi geçelim. Eğitim. Bizim temel sorunlarımızın ikincisi eğitim. Eğer biz bu eğitimi her bakanın keyfine göre, evde çoluk çocuğuyla yaptığı muhabbete göre değiştireceksek, çocuklarımızın ne tür bir sınava gireceğini, ne tür bir okula gideceğini, ne tür bir meslek edineceğini onlara göre belirleyeceksek, yani mevcut bakana göre, 10.000 kez eğitim sistemini değiştirdiler 16 yılda. Bunu kabul mü edeceğiz, yoksa tamam defolun mu diyeceğiz? Buna sizler karar vereceksiniz 24 Haziran günü. Ben biliyorum burada konuşmak boş. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Ama en sonunda söyleyeceğim neden konuştuğumu. Ben boş konuşmam. Bunu biliyorsunuz. Üçüncü temel sorunumuz dış politika. Dış politika deyince arkadaşlar en çok sınır illeri etkiledi. Neden? Çünkü sınır illeri komşulara değen ilk illerdir. Önce bizim canımız yanar, sonra Konya'nın canı yanar. Doğru muyum? O yüzden kavgalı olmadığımız bir sınır komşumuz kaldı mı? Yetmez. Uzak ülkelerle de kavgalıyız. Hollanda'yla kavga ettik. Yunanistan'la ettik, yetmedi. Amerika'yla ettik. Yeri geliyor Rusya'yla. Bir dost, bir dargın, bir barışık. Böyle bir şarkı vardı ama gerek yok. Gerek yok. Biz Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh ülkesine bağlı olarak memleketimizde sadece barışı tesis etmekle kalmayacağız. Görevimizden Orta Doğu'ya, Suudi Arabistan'a gidip çalışan insanların ekmeğine, işine, aşına da çomak sokanları def edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer önemli konumuz, bunları kısa kısa geçiyorum çünkü anlatacağız, daha çok geleceğim ben buralara. Dış politikayı geçtik, toplumsal barış. Her türlü etnik grup, her türlü ayrıcalıklı gruba herhangi bir şekilde ister olumlu ister olumsuz yaklaşımlar bizim barışımızı bozuyor. Adına ister Kürt sorunu deyin, ister Doğu Güneydoğu sorunu deyin ya da isterseniz bölgemize baktığımızda Alevi'ydi, Sünni'ydi, Çerkez'di ne dersiniz deyin. Bu sorunların büyütülmesinden yana olan 16 yıllık hükümet yerine geldiğinde affedersin bilmem Ermeni, affedersin bilmem Alevi diyen bu hükümet canımıza tak etti. 2015'te aklımız vardı, bunları devirecektik, devirdik. Devirdik arkadaşlar, Haziran'da devirdik. Ama oyunu bozdular, sandığı yıktılar. Bu sefer yıktırmayacağız. Bu kadar. Hem oy vermesini bileceğiz, hem sandıkları beklemesini bileceğiz, hem de bu sandıkları yakıp yıkmaya, hile yapmaya, bizi kandırmaya ve hakkımız olanı almaya çalışanların inanın kapılarda bekleyerek gerekirse ölmeyi göze alarak gözlerini çıkarırız. Bu hak bizim, bu oy bizim, bu memleket bizim. Şimdi geldik en önemli, dedim ya size en önemli sorum. Aslında hepsi birbiriyle aynı ama en önemlisi demokrasi. Neden demokrasi önemli? Çünkü en başta ben söylediğim ekonomiyi düzeltebilmenin yolu o halin kalmasıdır. Eğer siz bu ülkeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
yasamadaki parlamenterlerin çıkaracağı yasalarla değil de evde yatak odalarınızda, oturma odalarınızda, çalışma odalarınızda verdiğiniz kararla yönetecekseniz, yani kanun hükmünde kararnamelerle yönetecekseniz, dolar 1.5'e çıkar, 1.4.5'a iner, 50 kuruştan milyonlarca dolar üstünden çarparsınız bu ülkeyi. Yani faiz domineliğiyle, rantiyelerle bu ülkeyi soyarsınız. Çok moda bir deyim var bugünlerde. Sayın Muharrem İnce kullanıyor. 3B diyor. Ama bugün başka biri 3B daha dedi. 3 tane beyazımız vardı. 3 tane beyaz. Beyaz deyince aklına ne geliyor? Şeker. Sattılar mı şeker fabrikalarını? Sattılar. Un. Bu ülkede bundan üretiliyor mu? Üretilmiyor. Peki. Geri kalan beyaz pamuk. Tohumunu bile İsrail'e borçlusun. Ne konuşuyorsun sen kardeşim? Ne? Sen burada bağımlı olmaktan öte bize hiçbir şey yapmadın. O yüzden artık yeter. Tamam diyoruz. Gideceksin kardeşim. Ama gelelim şu en moda 3B deyime. Çok önemsiyorum. Bu ülkenin kurtuluşu sadece ve sadece bu kadar basit bir formüle dayanıyor. 3B dediğimizi hepiniz ezberlediniz artık. Önce Anadolu'da yaşayan bütün halklar olarak, bütün toplum kesimi masada, sokakta, her zaman ve her yerde barışacağız kardeşim, barışacağız. Barışı sağladıktan sonra büyüyeceğiz. Çünkü barış olursa ekonomimiz istihdamla, üretimle büyür. Büyüdükten sonra kazandık değil mi? Ne yapacağız kazandığımızı? 16 yıldır yaptıkları gibi faiz lobisine, rantiyeye değil, halka vereceğiz. Yani bölüşeceğiz, adil bir şekilde bölüşeceğiz. Bütün formül bu. O yüzden kardeşlerim, 24 Haziran'a kadar şimdi bunları size anlattım. Bunlar en basit formüllerimiz. Bu kadar şeyi hepimiz ezberimizde, kafamızda tutuyoruz. Ama tutmakla kalmaz. Siz burada duydunuz. Benim amacım size duyurmak değil, benim amacım sizi her akşam bunu 3 tane eve gidip anlatmanızı istiyorum. 3 tane eve. Ama hangi evlere? Cumhuriyet Halk Partililere değil. Arsuz'da az olabilir. Ama halen almadığımız oylar var. O oylara gideceğiz. Anlatacağız ve bu ülkenin neden 3B'ye ihtiyacı olduğunu bu kadar basit dille anlatacağız. Bunu yapabilirsin. Ekipler halinde gezmek istemiyoruz. Gösteri yapmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin, bu insanların kurtuluşunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Onun için yapacağımız tek bir şey var. Her akşam 3 tane ev ziyaret edelim kardeşim. 3 tane. 30 günümüz var, 90 evden. Burada 100 kişi varsa 9 bine ulaşırız. Bunu yapabiliriz. Hiçbiriniz birbirinizi beklemeyin. Birbirimize kahvehanelerde şov yapmayacağız. Birbirimize meydanlarda şov yapmayacağız. Bana 2 haftadır sorulan her soruya ne yapabilirim diyene diyorum ki her akşam 3 tane ev gez. Her akşam 3 tane bu kadar. Kardeşim, su sıcak, insanı sıcak. Ben de çok terleyen bir adamım. Sesimi de korumak zorundayım çünkü daha çok konuşacağız bir ay boyunca. Ama şunu söyleyeyim. Eski bir siyasetçi Hatay dile geldiğinde çok güzel bir laf etmiş. Hatay diyorsunuz bana Hatay. Eğer Hatay diyorsanız şunu bilin kardeşim demiş. Orada kavga dövüş olmaz. Orada ayrı gayrı olmaz. Orası insanı ayrıştırmaz demeye getirmiş lafı ve demiş ki gidin bakın Hatay'a, kara kazanlar kaynadıkça hiç kimse birliklerini bozamaz, bozamayacak, bir duracak, biri olacak, kazanacak.
kazanacağız kardeşlerim, kazanacağız. Son kez sizi selamlarken ipinizde ister sosyal demokrat olsun, ister sosyalist olsun, ister liberal olsun, ister sağdan gelen arkadaşlarımız olsun, emin olun dibinizde elinizle tutacağımız, dokunabileceğimiz, gerekirse eleştirirken gelip kafa kafaya dokuşabileceğimiz bir adayımız var, iki adayımız var, üç adayımız var, 11 adayımız var. Rahat olun, yok birbirimizden farkımız. Ben olayım, başkası olsun. Beşinci için değil, 301'inci için çarpışın kardeşlerim, 301'inci için. Memleket bizim, bu memleket bizim, Anadolu bizim. Selam olsun. Ben semboller üstünden konuşmayı sevmem. Ben sol yumruğumla değil, yüreğimle değil, aklımla kurtulmak istiyorum, aklımla. O yürek herkeste olabilir ama bu ülkeyi kurtaracak olan çağdaş bilime uygun akıldır. Sol yumruğu kaldırarak değil, aklımızla bu ülkeyi kurtaracak. Hepinize saygılar sunuyorum. Giren hanım buraya. Arkadaşlar son kararlar. Kapatın.